Değerli dostlar, videolar hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayınız. Merhabalar gençliğin gözyaşları. Arkadaşlarım nerede kalmışız? 13 numaralı köşe taşında kalmışız dostlar. 7. ünitemizin yönlü açılar ve trigonometrik fonksiyonlar ünitemizin konumuzun neyse artık. Hemen şu köşe taşını da gömelim arkadaşlarım. 13 numarayı sıralama soruyor dostlar. Ve bakıyorum bütün harfler sinüstü. Burada işin çok kolay kardeşim. Eğer hepsi sinüsse işin kolay. Hepsi kosinüsse yine işin kolay. Bak hepsi sinüsse ve açılara bakın dar açı ya hepsi kardeşim. Yapacağın şey şu. Normal açılarını sıralayacaksın. Cevap da o gelecek. Yani en küçük açımız hangisi? 35. O zaman en küçük harfimiz C. Sonraki küçük açı 50. O zaman bir sonraki A olacak. En büyük açı B olduğu için yani şuradaki 75 olduğu için en büyük açımız B'de en büyük olacak. Cevap Ceyhan oldu. Kosinüs de açılar dar açıysa tam tersi olacak arkadaşlarım. Yani en büyük açımız hangisi? 68. O halde X en küçük olacak. Şunlar gitti. Sonraki büyük açımız 60. Z ortanca olacak. Şu da gitti. En küçük açımız en büyük olacak. Yani Y en büyük. Adana doğru cevaptır. Geldik şuna. Bak burada da sinüsle kosinüsü karışık vermiş. Hiç korkulacak bir şey yok kardeşim. Biz ne biliyoruz? Açıların toplamı 90 olduğu zaman birinin sinüsü birinin kosinüsüne eşit diyebiliyoruz. Yani mesela hepsini kosinüs yapalım. Şu ikisi zaten kosinüs de. Sinüs 42. 90'a tamamlarsam bunu 48 mi olur? Bu da kosinüs değeri. Kosinüs 48'miş o zaman. E C de kosinüs 48, A da. Demek ki A ile C birbirine eşit. Hangi şıkta eşit değilse onları bir silelim şöyle. A ile C eşit arkadaşlarım. Şimdi B'ye bak. B 48'den büyük bir açı değil mi kardeş? 48'den daha büyük. Büyük olduğu zaman ne oluyordu kosinüste? Küçük. Demek ki B daha küçük olacak kardeşim. B A'dan küçük. Cevap Edirne gelecek. Şu amcaya bakalım ne diyormuş. X, Y 90 arasında bir tam sayıdır. Şöyle bir şey olduğuna göre diyor. X artı Y toplamı en çok kaç derecedir? Şimdi X'i de maksimum seçeceğim. Y'yi de seçebildiğim kadar büyük seçeceğim kardeşim. Yalnız Y'ye dikkat edin. Kosinüs Y. Yani sinüs olması lazım değil mi? Normalde bunu sinüse çevirelim. Sinüs 90 eksi y olur bu. Hani toplamları 90 oldu bak. Birinin sinüsü diğerinin kosinüsü oldu. Kosinüs y değil bu artık. Sinüs 90 eksi y. Peki x en fazla kaç olabilir? 46'dan küçük olacak ya kardeşim. 45 derece olabilir mi? X'i en fazla 45 seçelim. 90 eksi y'yi şimdi 46'dan büyük olacak. 47 yapalım arkadaşlarım. 90 eksi y'yi ki 47 yaptım. Y'de ne çıkar bu durumda? Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsak 43 mü geliyor? Evet, 43'te y çıktı. Bize de ikisinin toplamını mı soruyor? 88 geldi arkadaşlarım. İkisinin toplamı. Evet, 13'ü gömdük, çevirdik. 14 numaradayız. İşte çok meşhur bir soru. Trigonometri konu anlatımı yaparken arkadaşlarım bunlardan bol bol çözmüştük biz kardeşler. Şöyle demiştik hatta bunlar klasik soruların içerisinde trigonometrinin. Böyle sinüsle kosinüsün toplamını farkını gördüğün zaman her iki tarafın karesini al dediğim sorulardan bunlar dostum. Hadi gelin her iki tarafın karesini alalım. Şuranın da karesi, buranın da karesi alınacak. Burada birincinin karesi s kare artı ikincinin karesi c kare eksi birinci ile ikinciyi çarp iki katını al. 2 sc. Böyle sinüs kosinüs diye yazmayacağım. Sc diye yazacağım kısaca arkadaşlarım. Eşittir. Kök 6'nın karesi 6. 4'ün karesi de 16. Yani sadeleştirirsek bu gobelleri 3 bölü 8'e. Şimdi bilmen gereken en klasik trigonometri formülü. Sin kare ile kos karenin toplamı 1. Buraya 1 diyor. Şu 3 bölü 8'i 1'in yanına alalım. 1 eksi 3 bölü 8 olsun. 2 sc'yi de yani 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'i de bu tarafa atalım. Şuranın sonucu 8, 3 çıktı, 5 bölü 8 oldu.
Bir de ikiye bölelim mi arkadaşlarım burayı? Bölü 2 yapalım. Bölü 2 de 1 bölü 2 diye ters çevrilip çarpsın. 5 bölü 16 mı geldi Gobeller? Evet. Sinüs çarpı kosinüs 5 bölü 16. Basit bir çarpanlara ayırma işlemi yaptık dostlarım. Geldik bu Gobele. Bakalım burada ne yapacağız? Bunu bir görelim. Bak 3 tane kos kare var. 4 tane de sin kare var. Şimdi 4 tane sin kare dediğim şeyi şöyle yazabilir miyim ben? Sin kare artı 3 tane sin kare diye ayırsam, 4 taneydi ya, böyle ayırdım. Artı 3 tane de kos kare burada var. Eşittir 7 bölü 2. Şimdi sin kare dursun da şurayı 3 parantezinde s kare artı c kare diye yazıp 7 bölü 2'ye eşitlesek yine. Şurası 1 de artık değil mi? Sin kare artı kos kare 1. 3 ile çarptım 3. 3'ü de bu tarafa attım. S kare eşittir 7 bölü 2 eksi 3. 2 kere 3, 6. 7'den çıktı. 1 bölü 2 kaldı. S kare 1 bölü 2. Hemen kare kökünü aldım her iki tarafın. Ve S eşittir. Kök 1, 1 demektir. Bu da kök 2. 1 bölü kök 2'ymiş. Onu da ne yapıyoruz arkadaşlar? Kök 2 ile genişletiyoruz ki paydadan kurtaralım kökten. Kök 2 bölü 2 yapıyor sorumuzun cevabı. Evet, geldik buna. Bak sinüs x eksi kosinüs x'i soruyor bize. Biz şöyle yapalım mı? Sin x eksi kos x'e bir harf verelim. A diyelim. Şimdi her iki tarafın karesini alalım kardeşim. Burası ne oluyor? Sin kare artı kos kare eksi 2 çarpı sinüs çarpı kosinüs eşittir a kare. Şurası zaten 1 değil mi dostum? Şunu da bize amca vermiş 3 bölü 8 diye. Şöyle oldu bak. 1 eksi 2 çarpı 3 bölü 8 yani 6 bölü 8 o da 3 bölü 4 eşittir a kare yaptı. 4 3 çıktı 1 bölü 4 geldi a kare. Kare kökünü aldım her iki tarafın 1 bölü 2 eşittir a geldi. Yani sin x eksi cos x 1 bölü 2'ymiş dostum. Geldik şu soruya bakalım ne diyormuş bu sorumuz. Yine sinle kosun toplamını vermiş arkadaşlarım fakat bu sefer küp açılımlarını istiyor dikkat ettiyseniz. Küp açılımları gelsin diyor. Şimdi küp açılımı yapacağız burada ama biz yine ne yapalım? Önce her iki tarafın bir karesini alalım. Şurada her iki tarafın bir karesini alalım. Bakalım ne oluyor? Sin kare artı kos kare. S kare artı c kare. Bir de birinci ile ikincinin çarpımının iki katı var. 2 sc. Eşittir. A kare oldu mu dostum? Bu dursun bir elimizde. Belki bir işimize yarar birazdan. Şimdi şurayı bir toparlayalım arkadaşlarım. Sin küp artı kos küp. Yani S küp artı C küp. Bunun açılımını yapıyoruz şimdi. Neydi bunlar? Önce küpler yokmuş gibi davranıyorum. S artı C çarpı. Şimdi birincinin karesi. Eksi. Buradaki eksiye dikkat. Birinci ile ikincinin çarpımı SC. Artı ikincinin karesi. C kare. Küpün açılımı bu arkadaşlarım. Şimdi S artı C zaten A'ya eşit mi dostlar? Burası A. Çarpı S kare artı C kare zaten 1 değil mi dostum? Şurası, şunların ikisi 1. Eksi SC. Şöyle yazalım. SC. Düzenliyorum şimdi tekrar. A çarpı 1 eksi. Dostum şurası zaten 1'di değil mi? S kare artı C kare. 1'i de bu tarafa atalım. 2 tane SC eşittir A kare eksi 1 oldu mu kardeşim? Peki 2'ye bölelim. SC neymiş? A kare eksi 1 bölü 2. O zaman buraya A kare eksi 1 bölü 2'yi de paketledim dostlarım. Hadi şimdi birazcık daha toparlayalım burayı. Şöyle 2 ile burayı çarpalım. 2 şöyle oluyor. A çarpı 2 kere 1 2. 2'den de şurayı çıkartacağım. 2'den A kare eksi 1 çıkartılacak. A kare artı 1 oldu burası. Bölü 2. A da burada duruyor tabii. A çarpım durumunda burada durdu. Şimdi şurayı birazcık daha toparlayayım. Şuraya yazayım arkadaşlarım. A başta dursun çarpı. Burası 2 bir daha 3 eksi A kare bölü 2. Şimdi A'yı da çarpalım. 3A olur. Eksi A küp olur. Bölü 2. 3A eksi A küp bölü 2 Ceyhan şıkkında mevcut. Evet, 14 numarayı da gömdük. 15'i alalım. Önümüze doğru bakalım neler var.
En sade hali. Yine bu da klasik sorularımdan kardeşlerim benim. Orada da güzel sorular çözdük. Orayı da bir takip edin isterim ben. Şimdi şunu bilelim arkadaşlarım. Şu yukarıda yazayım ben onu. Sin kare ile kos karenin toplamına 1 dedik biz. C kareyi bu tarafa atarsam sin kare dediğim şey neymiş? 1 eksi C kare oldu. 1 eksi kos kare yani. Dostum 1 demek 1'in karesi demek. Bak 2 kare farkıymış meğersem bu. Bu da 1 eksi C. 1 artı C diye yazılır mı dostlar? Şimdi bunu kullanacağız arkadaşlar. O halde biz artık S kare gördüğümüz yere 1 eksi C çarpı 1 artı C yazabiliriz. Yani şurada S kare ya burası. 1 eksi C, 1 artı C yazdım. Bölü bir de ne var burada? 1 eksi C var. Eksi C var. 1 eksi C'ler gitti mi kardeşim? 1 artı C, eksi C. Artı C ile de eksi C gitti. Geriye bir tek 1 kaldı. Geldik bu amcaya bakalım ne diyor bu. Sin 20K. Tamam. Şurayı toparlayacağız birazcık arkadaşlarım. K türünden değerini istiyor. Bak kos kare 20 var. Şimdi daha hızlı öğrendik değil mi bunu? Şöyleydi. Şöyle yazayım şuraya. Sin kare 20 ile kos kare 20'nin toplamı neye eşitmiş Goberler? 1. Şimdi kos kare 20 burada dursun. Sin kare 20'yi bu tarafa atalım. Şöyle olmaz mı? Kos kare 20 eşittir 1 eksi sin kare 20. Peki 1 eksi sin kare 20 ile 2 kare farkı yapıyordum. 1 eksi sin 20, 1 artı sin 20. Şimdi getirip bak kos kare 20 yerine getirip şunu yazacağım ben şimdi arkadaşım. Hadi yazalım, toparlayalım, bakalım ne geliyor. Şimdi yukarıda 1 artı sin 20 var. Bölü. Aşağıda 1 eksi sin 20 çarpı 1 artı sin 20 geldi. 1 artı sin 20'lere bay bay diyelim. Cevap neymiş? 1 bölü 1 eksi sinüs 20. Ve sinüs 20 de k'ymış. 1 bölü 1 eksi k. Hangi şıkkımızda var o? Denizli şıkkımızda mevcut. Geldik Gobel'e. Köklü sayı yap diyor kardeşim. Biz şunu çok iyi biliyoruz değil mi? İki tane köklü sayı kök A ile kök B'yi çarpmak istersen bir tane kök içinde A çarpı B diye yazabiliyorsun. Şimdi ben de bunu öyle yapacağım. Bak şurası A, şurası B gibi düşünebiliriz bunu. O halde bir tane kökün içinde 1 eksi kos, 1 artı kos diye yazdım bunu. Peki iki kare farkını gördün mü kardeşim burada? Neydi bu da? Kök içinde bir birincinin karesi 1, eksi ikincinin karesi 1 eksi c kare. Peki 1 eksi c kare neye eşitti arkadaşım? Daha taze gösterdik. Şuradan hemen gör onu. 1 eksi c kare neye eşit? S kareye eşit. Hadi bunu bir de kök içinde s kare diye yazalım. Kareyle de kare kök gitsin. Bir tek sinüs mü çıktı dışarıya kardeşim? Cevap Adana'da mevcut. Geldik şu gobele. Yine çarpanlara ayırma yapacağım arkadaşım. Önce üst tarafta gobel. Sinüs parantezini alalım. S parantezinde. Buradan s'yi aldım. Bir çarpı ya bu normalde. Sinüsü alınca 1 kaldı. Eksi. 3 tane sinüs varmış. Birini ben aldım. S kare kaldı. Bölü c kare. Peki 1 eksi s kare neye eşitti arkadaşım? C kareye eşit. Değil mi? Artık bunu öğrendik. Şöyle oldu mu? Sinüs çarpı c kare bölü c kare. C karelere bay bay. Yine sadece sinüs kaldı elimizde. Evet 15'i de gömdük. Hadi çevirdik. 16 numaradayız. Yine sadeleştirme yapacakmışız burada da arkadaşlar. Hemen yapalım gobeller sadeleştirmemizi. Şöyle yukarıda küp açılımı var. Bak açıyorum küpü. Sanki küpler yokmuş gibi yazıyorum onu bir ilk önce. Şurada nerede yazalım? Şurada bir yerde yapalım. C eksi S diyorum. C eksi S çarpı. Şimdi burası birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. Yani sinüsün karesi. Bölü aşağıda ne varmış dostum? Sin eksi kos. S eksi C varmış. Bir de artı S çarpı C var. Onu da böyle bir yazalım burada dursun. Şimdi tekrar bir toparlayalım burayı. S eksi C ile C eksi S sadeleşir ama burada bir eksi kalır değil mi dostum? Şimdi bu eksiyi de içeriye dağıtalım. Eksi C kare. Eksi SC. Eksi S kare. Bir de artı SC var. SC'ler de gitti.
Eksi c kare eksi s kare. Yani eksi parantezinde c kare artı s kare. E c kare artı s kare 1'di. Bir de başında eksi var. Eksi 1 geldi sorumun cevabı. Evet 2 numaradayım. Bak burada da 4. dereceden var. S üzeri 4. Şimdi s üzeri 4 demek şu demek değil midir kardeşim? S'nin karesinin karesi demektir değil mi? O halde bunu böyle yazalım bak. S karenin karesi eksi c karenin karesi. Yani s kare ile c kareyi görme de şuradaki. Burada ne var? 2 karenin farkı var. O zaman şöyle yazıyoruz bunları da. Hemen toparlıyorum bakın. S kare birinci, c kare ikinci toplamları çarpı birinci ile ikincinin farkı. Böyle olacak burası. Şimdi tekrar burayı yapıyorum sadece. Şu kısmı alıyorum. Sadece burayı düzenliyorum hala arkadaşlar. Peki s kare artı c kare 1 değil miydi? 1 çarpı bir şey. Etkisi yok. Geç. Peki şimdi s kare eksi c kare çıktı. Lan o da 2 kare farkı. O zaman onu da şöyle yazayım. S eksi c. S artı c. E bölü. Artık şuraya yazıyorum. Yine s artı c. Burada aradaki işaret neymiş? Eksi miymiş? Eksiymiş. Eksi. Şimdi 1 bölü kosekant. Şimdi dostum 1 bölü kosekant demek 1 bölü 1 bölü sinüs demektir. Buna da ters çevirdim. Sinüs oldu. Sinüs x. Şimdi şuradan s artı c'ler gitti. Ne kaldı geriye? S eksi c. Bir de eksi s kaldı. E s'ler de gitti. Eksi kosinüs kaldı mı sorumuzun cevabı dostum? Hadi şuna bakalım Gobel. Bu ne diyormuş? Bir şeyler yazmış. Şurada yine 2 kare farkı görüyorum bakın ben dostlar. Hadi bunu az önce yaptık ya şöyle yazmıyor muyuz? C karenin karesi, S karenin karesi. O zaman C kare artı S kare, C kare eksi S kare diye 2 kare farkını yaptım. Artı 4 tane dursun bu C kare artı 6 tane de S kare. Bunlar böyle bir dursun birazdan toparlarız. Öncelikle şurası 1'dir. Etkisiz geç. Burada ne kaldı? C kare. Bir de 4C kare burada var. 5C kare yaptı burası. Eksi S kare. 6 tane de burada var. Artı 5S kare de bu geldi. 5 parantezinde C kare artı S kare. Orası da 1 yapıyordu şurası. 5 ile çarpınca sorunun cevabı 5 çıktı. Şuna bakalım bu ne diyormuş. Şöyle bir şeyler var. Bakın şunları S üzeri 4 parantezine alalım biz. S üzeri 4 parantezinde şurada S kare kalır. Burada da eksi 1 kalır. Şunlara bakalım. C kare parantezine alalım arkadaşlarım. C kare parantezinde burada C üzeri 4 kalır. Burada da S kare kaldı. Artı S kare. Böyle bir şey oldu şimdi. Şimdi S kare eksi 1. Bu şu demek değil miydi? Bak c kare ile s karenin toplamı 1'di ya. S kareyi buraya at. C kare eşittir 1 eksi s kare. Eksi c kare eşittir s kare eksi 1'e. S kare eksi 1 eksi c kareymiş dostum. Demek ki şöyle oldu burası o halde. Eksi c kare çarpı s üzeri 4 artı c kare çarpı c üzeri 4 artı s üzeri 2. Şimdi ikisinde de c kare ortak. Hadi c kare parantezine alalım bunları. Ne oluyor? C kare parantezinde şuradan c üzeri 4 artı s kare eksi buradan da ne kalıyor? S üzeri 4 kalıyor. Şu hale kadar getirdik arkadaşlarım. Şimdi yerimiz yok. Ben bir önceki köşe taşındaki boş yeri kullanacağım dostlar. Şurayı alalım. Şurada bir boşluk var. Orayı kullanalım. Şöyle biraz daha yukarıya kaldıralım. Şurada bir devam edelim şunu çözmeye. Şimdi şurası. C kareyi yazdım başa. Şu içeride C üzeri 4 eksi S üzeri 4 var. Onu da nasıl yazıyorduk arkadaşlar? C kare artı S kare. C kare eksi S kare. Diye yazıyorum. Bir de içeride artı S kare daha kaldı. Onu da yazdım. Peki şurası 1. 1'i katmayın işin içine. Geç onu. Eksi s kare artı s kare gitti. C üzeri 2 mi kaldı burada? Bir de başında c üzeri 2 var. C üzeri 4 mü oldu kardeşim? Yani kosinüs üzeri 4 olacakmış. Cevap Denizli'de
mevcut. Evet, 16'yı da bitirdik Kobeller. 17'ye şimdi geçmeyelim. Bir sonraki videomuzda geçeriz 17'ye. Hadi burada durduk. Görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.